Merhaba sevgili sekizler, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Mayıs ayı İngilizce örnek sorularını çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. Read the brochure and answer the question. Bir broşür var, broşürü okuyun ve soruları cevaplayın diyor arkadaşlar. Suggestions for a healthy life during COVID-19. Öneriler demektir suggestions. Sağlıklı bir yaşam için öneriler demiş. COVID-19 sırasında ya da COVID-19 boyunca eat fresh and homemade foods. Taze ve ev yapımı yemekler yiyin and drink enough water every day. Ve her gün yeteri kadar su için demiş. Enough yeteri kadar, yeterince anlamına gelir. Do not use too much salt. Çok fazla tuz kullanmayın. And sugar. Stop eating out. Dışarıda yemek yemeyi bırakın. Prefer white meat to red meat. Beyaz eti, kırmızı ete tercih edin. Prefer tercih etmekti. Who does not follow one of the suggestions offered by World Health Organization? Dünya Sağlık Örgütü'nün önerilerinden birisine kim uygulamıyor diyor arkadaşlar. Birlikte bakalım. Oliver, I usually make a salad at home and bring it to work for my lunch. Öğlen yemeğim için genellikle salata yaparım evde ve iş yerime getiririm demiş. O zaman uygundur diyoruz. I like every kind of dessert. Her türlü tatlıyı seviyorum. Fakat I eat less sweet and salty foods these days. Bakın bugünlerde daha az tatlı ve tuzlu yiyecekler yiyorum demiş. Less daha az demekti. I try to eat grilled fish. Ben ızgara balık yemeği tercih ediyorum. Two times a week. Haftada iki defa. As it is healthier than red meat. Çünkü diyor, kırmızı etten daha sağlıklıdır. I always prefer going to restaurants. Daima restoranlara gitmeyi tercih ederim. Because I dislike cooking. Yemek pişirmeyi sevmem. Gördüğünüz gibi Isabel bu önerilerden hiçbirine uymuyor arkadaşlar. Cevap D şıkkı. Read the text and answer the question diyor. Teksti okuyalım ve soruyu cevaplayalım. Chloe and her friends are talking about how they spent time on different websites yesterday. Chloe ve arkadaşları dün nasıl zaman geçirdikleri hakkında konuşuyorlarmış. I watched movies and studied Italian. Sinema filmleri izledim ve İtalyanca öğrendim, çalıştım diyor arkadaşlar. O zaman Chloe A seçeneğini yapmış olmalı. Filmchoices.com. Bakın film seçenekleri. I searched for tips about different recipes. Yani farklı tarifler hakkında araştırma yaptım diyor arkadaşlar. O zaman easy cooking diyebiliriz. I learned about the latest events in the world. En son olaylar hakkında öğrendim demiş. O zaman newsaround.com olabilir. Burada extreme sports, zor sporlar hakkında bir şey yok arkadaşlar. Bir web sitesi yok. Cevap 5 şıkkı. A university club is organizing a 5-day extreme sports camp for students. Bir üniversite kulübü öğrenciler için 5 günlüğüne zor sporlar kampı organize ediyor. The club prepares a form. Kulüp bir form hazırlamış. To find out students' preferences. Öğrencilerin tercihlerini bulmak için. For the activities. Aktiviteler için.
Here is the form. Form burada diyor arkadaşlar. Şimdi buna göre, according to the form, forma göre students can try. Öğrenciler deneyebilir. An air sport on each day except Sunday diyor arkadaşlar. Yani pazar günü hariç bir hava sporu her bir gün için deneyebilirler. Bakın Wednesday skydiving, paraşütle atlamak, surfing, surf yapmak. Thursday için mountain biking, dağda bisiklet sürmek. Hang gliding, delta kanatla uçuş. Friday bungee jumping, biliyorsunuz yüksekten aşağıya bir ip bağlanmış halde ayaklara atlamak. Rock climbing, kayaya tırmanmaktı. Saturday paragliding, yamaç paraşütü diyoruz. Canoeing, kanoya binmek. Sunday scuba diving, tüplü dalış. Kayaking, kayakingde kayaking yapmak. Kanodan biraz farklı arkadaşlar. Kanoda bir kişi, kayakingde iki kişi. O zaman according to the form, forma göre öğrenciler an air sports on each day except Sunday doğrudur arkadaşlar. Bir kere buna doğru diyoruz. Çünkü pazar günü görüyorsunuz bir hava sporu yok. Ama diğer günlerin hepsinde var. Water sports on Thursday and Friday. Su sporları, bakın Perşembe ve Cuma günü. Thursday su sporu var mı arkadaşlar? Yok. Ve Friday'de de yok. Buna yanlış diyoruz. Only team sports on Wednesday. Çarşamba günü sadece takım sporları mı var? Skydiving ve surfing takım sporu değil çocuklar. Indoor, içeride oynanan sporlar at the weekend. Bakalım. Bunların hiçbiri içeride oynanan sporlar değil. Tam tersi outdoor sports diyebiliriz. O zaman cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Üçüncü soru için. Dördüncü soruyu birlikte okuyalım çocuklar. Mary is a 16-year-old girl. Mary 16 yaşında bir kız. And she loves trying extreme sea sports. Zor su sporlarını, deniz sporlarını seviyor. She also likes visiting ancient places. O aynı zamanda tarihi yerleri ziyaret etmeyi seviyormuş. But she doesn't find wildlife interesting. Fakat vahşi hayatı ilginç bulmuyor. She has $750. And wants to buy a tour for herself. Kendisi için bir tur almak istiyor, satın almak istiyor. Sorumuz şöyle arkadaşlar. According to the information above, yukarıdaki bilgiye göre, which of the following tours can Mary choose? Aşağıdakilerden hangilerini seçebilir diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Burada bazı kriterlerimiz var. 16 yaşında diyor. $750 var. Ve zorlayıcı deniz sporlarını seviyormuş. Vahşi yaşamla ilgisi yok. Vahşi yaşamı ilginç bulmuyor. Ve tarihi yerleri dolaşmayı seviyor. Şimdi bakalım o zaman. Bakın burayı atlayabiliriz direkt olarak. Çünkü burası $800. Zaten bu kalabilir. Tarihi bir tur. Safari turuyla ilgisi yok. Vahşi yaşamı sevmiyor. Ve bot turu var burada arkadaşlar. Surf'ten dolayı ilginç gelebilir ama fiyatı da uygun. Ama yaşı 16 Mary'nin. O nedenle bunu da geçiyoruz. Geriye bir tarihi tur kaldı. O da parasıyla uygun. Cevabımız B şıkkı diyoruz. Tom, David, Alice and Mary are brothers and sisters. Kız kardeş ve erkek kardeş bunlar. Who have different responsibilities. Farklı sorumlulukları olan kişiler. At home,
Evde. On different days, farklı günlerde. Here is some information about their chores. Onların ev işleri hakkındaki bazı bilgiler şunlardır. Tom has to prepare the meal. Tom, bakın has to, zorunluluktur. Yemeği hazırlamak zorunda, Tom. David must wash the clothes. David, çamaşırları yıkamalı. Alice is responsible for outdoors chores. Dışarıdaki işlerden sorumlu. Mary is in charge of cleaning the floors. Mary yerleri süpürmekle sorumludur diyor. O zaman according to the information above, yukarıdaki bilgilere göre, who has a chore at the weekend? Hafta sonunda kimin işi var arkadaşlar? Hafta sonu Sunday, vacuuming. Vacuuming evi süpürmekte biliyorsunuz. Evi süpüren de Mary is in charge of cleaning the floors demiş. O zaman cevabımız D şıkkıdır. Doing shopping, alışveriş yapmak. Cooking, yemek pişirmekti. Doing the laundry, çamaşır yıkamak. Vacuuming, ev süpürmek.